Yok kocam çalışmıyor. O kahvede. Şirkete katkı derken? Meslek yok ya, vasıfsızım ben. Global dünyada bakış açısı önemli yani. Gezköy, Gezköy, Kizevler, Gezköy, Dalaşken, Dalaşken, Yoncalık Eğitim. Geliyor musun bayan? Türkçe az biliyorum. Öneriyorum az. Haberiniz yok mu sizin? Palyaçosunuz galiba. Gösteriden çıktım da o yüzden makyajımı silemedim. Ama biz temizlik personeli arıyoruz. Biliyorum. Zaten sizin bir işiniz varmış. Evet ama benim düzenli bir işe ihtiyacım var. Burada biz aile gibiyiz. Burası bir aile şirketi zaten. Şimdi siz buraya geleceksiniz, şaka falan yaparsanız hani burası ciddi bir müessese. Biz çok ciddi çalışıyoruz burada. Ha, tabii biz de köklü bir aileyiz aslında. Yani benim büyük 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 dedelerim onlar da palyaçoydu. Ya bizim Mehmet abi var burada çaycılık yapıyor, bu apartmanda çalışıyor üst katta, tanıyor musun bilmiyorum. O bana dedi ki burada bir ilan var dedi, git oraya dedi, başvur dedi. Yalnız ben dedim abi ne iştir bu valla dedi, yemeği var dedi, sigortası var içinde dedi. Ya dedim abi iyi de kaçına verirler, asgari ücret verirler, asgari ücret bu zamanda kim kime verir? Sen nasıl gidip geleceksin peki? Metrobüse binirsen hop 2,5 saate buradasan Esenlik'te bir şey değil. Kaç çocuğunuz var? 3. Nasıl bakıyorsun 3 çocuğa evde? Yani işte bir şekilde idare ediyoruz. Şükürler olsun. Aç açıkta bırakmıyoruz çocukları. Bir tane daha çocuğun oldu. O zaman ne olacak? Allah verirse yapacak bir şey yok yani. Mecbur bakacağız. Meslek kısmını boş bırakmışsınız. Boş bıraktım, meslek yok çünkü. Nasıl geçiniyorsunuz acaba? Şey var, babanın emekli maaşı var. Bir de bizim hanım çalışıyor. Çaycılık falan daha önce yaptınız mı? Mutfak falan yapabilecek misiniz bu işleri? Yok yapmadım ben hiç. Yani iş yapmamışım. Bu bir temizlik işi biliyorsunuz değil mi? Yok ya biz öyle geçiririz bir şekilde yani. İş yok yani. İçeride 3 yıl yatmışsınız galiba. Yani küçük bir münakaşa vardı aramızda, çözemedik. Sonu biraz acı bitti. Şirkete nasıl bir katkınız olacak? Bu şirketi kalkındıracağız. Bu şirket yükselecek. Ekip arkadaşlarınızla iyi anlaşabilecek misiniz? Ne diyorlar? Perspektif, değil mi? Şimdi eğer bir ekip olursak biz pırıl pırıl yaparız elhamdülillah. Üniversite mezunuymuşsunuz. Evet, üniversite mezunuyum. Hem de 4 yıllık fakülte mezunuyum. Hangi bölüm? Edebiyat fakültesi mezunuyum. Neden kendi işini yapmıyorsun? Atanamadım. Ya atanırsan? Bu saatten sonra çıkacağını düşünmüyorum. Atanırsan bırakırsın. Yok, başladığım işi yarım bırakmak gibi bir huyum vardır. Gidersin sen, gidersin. Gider ya. Gider, gider. Yok, başladığım takdirde işi yarım bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz yani. Daha önce bu işi yaptın mı? Vallahi falan temiz falan yaptım evet. Suriye'deki savaş bitti. Yani orada bir sıkıntı yok, bitti. Sen geri mi döneceksin? Vallahi inşallah. Savaş çok zor. Git zaten yani. Bu daha önce gelmemiş miydi ya? Sen şu gözlüğü bir çıkarsana. Yok yok, böyle iyi, böyle iyidir. İyi değil mi? Merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah. Tecrübeniz var mı? Böyle bir işte yok. Peki neden bu işi yapmak istiyorsunuz? Para ihtiyacım var. Faturalarımı ödemem gerekiyor. İhsan abiye söyledim. İşte o referans oldu bana. İhsan abi kim? Sizin genel müdür. Ya o dedi bana ya, dedik başta temizlik memizlik yaparsın falan filan böyle. Sonra masa başında bir iş veririz sana. Güzel, tamam yani. Ne zaman başlayabilirim işe? Ne zaman isterseniz. Tamam, hayırlı olsun o zaman. Biz sizi ararız. Biz sizi ararız. Arayınca ben o zaman açayım telefonu. Pazartesi boşum, istiyorsanız pazartesi ben başlarım. Siz yeter ki alın işe. Ne zaman başlıyoruz? Yani ne zaman başlarım ben takribi? Ne zaman başlıyorum işe inşallah. Siz bana haber verin abi, ben hemen gelirim. Hazırım, şimdi de başlayabiliriz yani.